Radyo. Biziz 6 kişi işte. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir radyo yayınıyla birlikteyiz. Radyo title'ı. Müzik yok. Fark ettiyseniz müzik yok. Müzik çalabilecek durumda hissetmiyorum kendimi. Yani benim kafam şu yastığa kafamı rahat koyup uyuyabilmem için birilerinin canını veriyorsa ben burada bunu eğlenemem. Bizim yaptığımız iş ne işi Şafak? Burada Şafak var yayında sadece, başka kimse yok. Merhabalar arkadaşlar. Hoş bizim geldin yaptığımız Şafak. İş, işi... şov ve eğlence dünyasıyla ilgiliyiz forum olarak. Evet. Yani ben bunu konuşup yani nasıl eğleneyim ya? Bu ülkeyi zaten eleştirdiğim konu şu. Yani neyi kurtarmışız bilmiyoruz. Neyi kimden kurtarmışız bilmiyoruz. Ama herkes bir şeyleri kutluyor. Yani acımıza acıyla yaşayalım. Bilmiyorum. Sen asker çocuğusun Şafak. Sen konuş. Sen ya, daha iyi bilirsin yani. Sen o eğitimi alan insanla beraber yaşadın, büyüdün. Evet. Hani dedin ya acımızı yaşayalım diye. Artık hani acımızı yaşayamaz hale geldik. Alıştık. En kötüsü de bu ya, alıştık. Mesela en basitinden biraz önce söyledin, yayından önce. Konuyu açtın, kendin açtın değil mi? Evet, konuyu açtık. Aynen, evet, konu ama bilerek açtık bu konuyu. Yani hiçbir şey denmiyor artık. Hani gelen yorumları görüyorsun, bir iki tane geldi. Terör bitmiyor. Gelen terör yorum bitmiyor. Bu. Alışmış, bu kadar, alışmış bak, insanların algısı yani. Aynen, alışmış insanların algısı. Kötü bir şey. Bir yandan da bu alışmaya öyle alıştık ki, başka bir yandan hani ülkece bir şeyler kutlayabiliyoruz. Hani başta dedin ya cümleye başlarken, kimi kimden kurtardık? O da meçhul. Hani enteresan. Ya Şafak, WWE izliyoruz. Sürekli şovlardan arenaya getirilmiş 2-3 asker. ABD'de sürekli asker yüceltiliyor. Kutsal gözüyle bakılıyor. Bu süper kahraman gözüyle bakılıyor. Sina en basitinden. Yani. Ha. O da ama aynı temele dayanıyor. Öteki tarafta biz cuntacı diye şey yapıyoruz, askeri kötülüyoruz. Bunlar bela diye askeri kötülüyoruz ve bunlar 2500 lira maaş için. Belki onun için, belki tabii içinde milli duyguları var. Olmadan olmaz. Buna okeyim. Ama yani 2500 lira maaş için canlı siper eden insanlara artık abi bir şeyler olsun ya. Biri hayır, biri bu yaşamak istediğim ülke bu değil desin. Ya bir aydır kutluyorlar abi. Bir evet, aydır bir şey oldu. Kutluyorlar yani. Ne kutladıklarını ben anlamış değilim. Ben de demokrasi yanlısıyım. Ben de güçler ayrılığına inanıyorum. Ben de darbe olmasın diyorum. Ama yani öteki tarafta bir şeyin kurtulmadığını görüyoruz. Daha her kötü gün, aile. Her gün, her gün, her gün ne aileler yıkılıyor. Ve o ailelerin acısı dinmiyor arkadaşlar. Vatan sağ olsun, okey, vatan sağ olsun da o yıkım bitmiyor. O yıkık dökük insanlar hayatı boyunca o acıyla yaşıyor. Siz de yaşarsınız. Umarım Allah nasip etmez. Siz de bir gün yaşarsınız. Belki. Belki onu görürsünüz. Yani ne, ben abi kelime söyleyecek kelime yok da işte. Hani burada 10 kişi yayın dinliyor şu an. 15 kişi yayın dinliyor. 15 kişi bir 15 kişiye daha anlatır belki diye ben anlatıyorum burada. Konuşan yok yani bunu. Televizyonları açıyorum. Bir zafer havası. Lan neyin zaferi bu ya? Daha 10 senedir birlikte kol kolaydınız siz. Hadi bu siyasi bir eleştiri değil. Ama yeter yani. Hala kutlanıyor. Geçen gün çarşıdaydım. Abi, evet dinliyorum. Kırşehir'deyim bu arada ben. Akbişehir. Hani bu darbe olayları falan yansımadı. Ne bir işte bölük tarzı bir şey var. Ufak bir jandarma var. Ne de işte havaalanıdır. O tarz şeyler var. Yani olaysız bir geceydi 15 Temmuz. Ama burada bile ana meydanda insanlar toplanıp demokrasi nöbeti adı altında bir şeyler kutluyorlar. Evet. 3 tane çadır kurulmuş. İşte birinde bedava çay. İşte birinde yemek dağıtılıyor sanırım. Öyle insanlar bayraklarını alıp gidiyorlar. Peki hani gece git oraya de ki neyi kutluyoruz? Birinin düzgün bir cevap verebileceğini sanmıyorum. Çoğu oraya bedava çay için gidiyor. Sonra işte evine dönüyor, tamam mı? Hı-hı. Göbeğini okşayarak. Hı-hı. Akşam televizyona bakıyor. İşte hanım diyor, bakalım ne var.
İşte görüyor şehit haberini. Allah kahretsin bunlar da belasını versin o teröristler. Sonra yatıyor, uyuyor. Sabah işte dükkanını açmaya gidiyor. Öyle abi, bir ülke olduk. Abi yani acımızı yaşamıyoruz ki. Yok, acı artık kalmadı ya. Acı yani, falan değil. Emirhan alışmıştı. Demiş. Kurunun yanında yaş da yanar. Ona yapacak bir şey yok. Abicim sen buna bağırmazsan, tamam mı? Sen buna isyan etmezsen yakarlar. Yakarlar da oturursan böyle devam eder bu hayat. Etmesin. Bizim istediğimiz bu yani. Neyin savaşını veriyoruz? Van için, Şırnak için, Diyarbakır için, Hakkari için, Mardin için. Abi neyin savaşını veriyoruz? En acısı da o darbe sabahı, kalkışma sabahı diyeyim. Hani hala darbe diyemiyorum çünkü çok boşluk bir yerler var. Hadi geçti gitti artık. O tarih sayfalarında tartışılır. Hani askere terörist diyenler var demişti biri artık. Kim yukarıda yazmış hatırlamıyorum. Hani kendi askerimizi dövdük ya. Kendi askerimizi öldürdük yani. Ve hani tamam buna kalkışanlar cezalarını alsınlar demokratik bir biçimde ama hani dövüp öldürülen çok insan oldu. Ve suçsuz erler yani tatbikat diye çıkarılmış. Ya tabii. Tabii ne diyeyim bilmiyorum ki. Ya bir de önceki darbeler gibi de değil mesela. Abi ya bak biz bir aydır neye inanıyoruz biliyor musun halk olarak? Genelkurmay Başkanlığı'nın beyler ne oluyor ya dedi en büyük askerin, en büyük komutanın ne yapıyorsunuz ya dediği darbe olacak diye inanıp bir aydır bunu kutluyoruz Şafak. Bu ülke beynine ne enjekte edilirse alan bir ülke. Yalan aynen yok. Öyle. Aynen yalan öyle. Yok. Biz de öyleyiz yani şimdi. Ama fark edebiliyoruz neyi enjekte edilmeye çalıştığını bazen. Biz ne enjekte yani edilirse yani, diyor ya bu ülke yok savaşa mı gireceğiz, Irak'a niye gireceğiz? Baba sen Irak'a girmedin 2002'de %95 savaşa hayır dedi. Yani senin ülkene girdi savaş. Suriye'ye girmedin biz 17-25 Aralık'ı yedik. Yalan yok ben yedim. Ne güzel. Böyle güzel şeyler de olabiliyormuş ülkede dedim yedim. Yesinler birbirlerini dedim. Ama neymiş? Şunu anladık sonradan. Suriye'ye girme hani o tapeler düştü. Hakan Fidan konuşuyor. Genelkurmay'dan bir tane general konuşuyor. O zamanların Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuşuyor Suriye'ye girme hakkında. Ya kamuoyu oluşturmak için ben oradan bir tane boşluğa bomba da sıktırırım diyor mesela MİT. Hakan Fidan MİT müsteşarı. Yani oradan bir ayar çekilmiş bize Şafak 17-25 Aralık'ta ne oluyor bir dakika diye. Muhtemelen evet. Bu da bir ayar. Zannedersem Rusya ile stratejik ortaklık yakınlaşmasına bir ayar. Bak evet. Ayağını denk al diye bir ayar daha çektiler. Ama benim meselem siyaset politika da değil Şafak. Benim meselem bak burada insanlar canını veriyor. Ne için, kim için, senin için abi. Senin o yatakta rahat yatabilmen için, uyuyabilmen için ama sen umursamıyorsun ki. Niye umursamıyorsun anlamıyorum ki. Konuşulmuyor bile. Unutuluyor, unutturuluyor. Of. Başına gelmediği zaman anlamıyorsun. Mesela şu an ya, forumun yaş evet. Ortalaması belli. Hani forum için konuşmuyorum ama hani o ortamda olduğumuz için söylüyorum. Hı-hı. Sen de askere gitmedin, ben de askere gitmedim. Hı-hı. Ama... Mesela herhangi birimiz, sen olabilir bu ya da forumdan başka biri olabilir. Askere gittiğinde ve hani o bölgede bulunduğunda ya da bu tarz bir çatışmanın içinde bulunduğunda o zaman işte anlayacak ki hani zamanında bunlar için çoğu konuşmamış oluyor. Ve diyeceksin ki ulan hani bir iki insan bunu söyleyen haklıymış yani. Ve hani konuşulmadığında biliyorsun ya oraya gittiğinde. Hani burada diyeceksin ki ulan şimdi ölsem, 5 dakika sonra ölsem üstümden kurşunlar geçerken. 2 gün sonra unutulacağını biliyorsun. Geride sadece seni önemseyen 3-5 kişi ailenden varsa, ya, o da varsa ya. Alacak. Demiş Emirhan Sancar, oradaki halk da PKK'yı destekliyor. Bu arada belirteyim, doğuya gidenler bilir zaten. Abi ben sana ya. Bir şey diyeyim mi? Emirhan, sen de Kürt olsan tamam mı? Senin için savaştığını düşündüğün, senin hakların için canını verdiğini düşündüğün insanlara sempati duyarsın abi. Bunun hikayesini bırak. Bunu devlet yönetmiyor ki. Yönetmeyi bilmiyor demeyeceğim. Yönetmiyor. Yönetmediğine nerede emin oldum? Doğuda hendekler kazılırken tamam mı? PKK şehire inmişken evlerde depolarda silahlar biriktiriliyorken devlet kaymakamlar valiler sokağa çıkamazken devlet niye gözünü kapattı? Niye kapattı? Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Kimse bilmiyor.
Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Diye. Yani, kandırmışlar oldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Senin haberin zaten olmadı mı? Sen hendek kazıldı sokaklarda, kaymakamlar, valiler sokağa çıkamadı. Haber olmadı mı bu devletin? Ya bizim haberimiz oldu. Ya bizim evde konuşuluyordu ya, babam söylüyordu. Yani ha, bizim yani, ülke, bizim insanların evlerinde konuşuluyordu ya, bunlar silah falan topluyorlarmış falan diyorlardı. Ya devletin bizim haberi yok mu yani? Ülkücü birkaç arkadaş vardı, milliyetçi, Türk milliyetçisi. Evine silah milah aldı abi adamlar. Evet, bu halkın haberi oldu, halkın sen. Ya bak, kendi yaşadığım olayı anlatayım sana. Evet. Burada bir komşumuz var, geldi. Dedi ki işte komutan, dedi bak bunlar böyle böyle yapıyorlarmış. Babamın asker olduğunu biliyorlar. İşte bir ileride bir şey PKK bir şey yapmaya çalışırsa falan, hani şeye ihtiyacın olursa getirelim, biz topluyoruz bir şeyler falan filan yaptı. Eren. Olay bu. Eren yani. Chatbox'a yazıyor. Yazıyorum. Kullanıyorlar. Adam iç çevirecek. PKK'yı devreye sokuyor. Halk onunla meşgul ediyor. Arkadan iç çeviriyor. Abi devlet mekanizma. Ya devlet neyin tanımıdır biliyor musun? Halkı korumanın tanımıdır. Devlet mekanizması halk için çalışır abi. Neyi çeviriyor Allah aşkına? Bir iş çevirecek olsa PKK'ya mı ihtiyacı var? Güç evet. Eksikliği mi var adamında PKK'ya? Ya ne, bu nasıl abi, ben anlamıyorum ya. Ya biz devleti suçlama, ya bu hükümet değil bak, devlet. Evet Şafak, bir şey mi diyecektin? Balor geldi. Yok şey, Eren'in dediğini ok. Ya ya adam başkanlık sistemini getirmek istiyor. Sadece ben ya tamam, başkanlık sistemi ben de gelsin istiyorum. Altı taban. Neden? Abi bir görüyorsun yani. Bu halka padişah lazım. Padişaha biat edecek. Padişaha evet. Güce biat edecek. İnsanlar öyle bir şey arıyor. Konuşacak. Ya o başka bir şey. Ben abi bu Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu ülkede 2 seneye bir hükümet düşerdi. 3 seneye bir ekonomik kriz, enflasyon olurdu. Bankadaki paran 100 milyarken 100 liraya inerdi. Ciddi diyorum ha. 3 güne 3 yıla bir darbe olurdu. Hükümet kurulamazdı. Koalisyondan birbirine politikasal, devlet için çalışan politikacı yok zaten. Politik tartışmalardan şey, esnaf batardı. Olan halka olurdu. 7 Haziran olayını gördün. Kuramadı hükümeti AK Parti. Kendi aralarında hükümet kuramadılar. Ya Burakcan, yani. Burakcan sen sonradan dahil oldun galiba radyoya abi. Bizim yaptığımız, ilgilendiğimiz iş şov ve eğlence dünyası işi dedik. Tamam mı? Şu anda da şov eğlence, senin için canını siper eden ölen insanlara da şov eğlence dünyası konuşacak değiliz yani, böyle insanlar varken. Yani güreşle alakalı bir durum yok. Konuşmamak bizim tercihimiz. Ben müzik de açmadım radyoya girerken. Evet Şafak. Burakcan'a bak bir özet geçeyim mi olayı? Olur abi, dinliyoruz. Mardin, Kızıltepe'de ve Diyarbakır'da eş zamanlı bir saldırı gerçekleşti. Yani, PKK evet. Tarafından. Polisin geçiş sırasında polislere aynen. Bomba patlatıldı muhabbeti. Of. Yani hani bilmiyorum. Bu durumu kabullenmesi halkın, umursamaması, bu hala kutlamalar yapması. Ya ölü falan var mı? Ya ben ölü tanımını da kabul etmiyorum da. Olmaz mı ya? Canını siper etmiş insanlar bu ülke için yani. 2500 lira maaş alıyor. Sen veriyorsun 30 bin, 40 bin TL devlet. Devletimiz fakir bir devlet. Gücü ona yetiyor. Ama okey. Ama öteki taraftan imamlar 150 milyarlık arabaya biniyor işte. 100-150 bütün imamlar. Ben görmedim siyah Passat olmayan imam. Gördüyseniz de ona teşekkür edelim. İstisna. Bu arada 25 yaralı varmış. Yine yaralı varmış ama şu an bir herhangi bir şey kayıp bildirimi olmamış. İnşallah olmaz. 3 tane diye hükümet sözcüsü şey yaptı. 3 tane vefat şehit. Eden aynen. Yani işte şehit tanımını Allah bilir, Rabbimiz bilir. Ona bir şey diyemem. Vefat eden insanımız da var. Yani ben böyle bir durumda şov ve eğlence dünyası konuşamam yani. Kusura bakmasın. Konuşuyor. Herkes keyfinde. Televizyonu açıyorsunuz. Umurunda değil insanların.
sürekli beyinlere bir şey enjekte ediliyor. E ben etmeyeyim abi. Burada bak 20 kişi olduk. Allah razı olsun dinleyenlerden. 20 kişi belki o 20 kişinin daha düşüncesini değiştirir. Yok. Yani kendi ölümümüze saygımız yok yani. Yok canım. Olur mu? Yok. Yok abi, hala meydanlarda kutlamalara devam ediyorlar. Neyi kutluyorsunuz abi? Bir şey kurtulmuş mu? Yazık değil mi o geride bıraktıklarına, o insanların? Bu insanlar ne için ölüyor zannediyorsunuz? Sizin mutlu yaşamanız için, bu şehrinizde savaş şehrinize gelmemesi için, savaşın şehrinize gelmemesi için kendini feda ediyor. Artık insanlar onun için de ölmüyorlar, biliyor musun? Çünkü evet. Kimle savaştığın belli değil. Değil. Ne savaştığın belli değil. Hiç uğruna ölüyorsun. Bazen bir şey, siyasi hırs için ölüyorsun. Bazen de tamam PKK ile savaşıyorsun. Eskiden daha milli duygularla oluyordu bu olay. 10 yıl önce, 15 yıl önce. Yani biliyorsun, azıcık gazeteleri karıştırırsanız zaten çözersiniz. Ama şimdi artık öyle değil ya. Oraya giden de diyor ki abi ben burada neyle savaşıyorum diyor. Niye savaşıyorum abi, diyor. Abi savaştıkları hani. Silah sıktıkları insanlar, tamam mı, 30 yaşından büyük insan yok. Hepsinin Türkiye Cumhuriyeti devleti kimliği var. Bu insanlar da gaza getirip kandırılan insanlar. Ya sen bu algıyı yönetecek gücün var devlet olarak. Bütün kanallara hitap edebiliyorsun. Ya çıkart bak, ben Öcalan'ın hani tutuklanırken videosunu izledim. Ülkeye giriş yaparken. Şu korkuyor falan. Abili mavili konuşuyor. Şey diyor ya. Ya dediği laf şu. Benim annem de Türk. Ben aynen. Devletime hizmet etmekten şeref duyarım diyor. Lan elinde evet. Böyle bir güç var senin. Çıkar kullan ya. Bu nedir ya? Bunu... Ya bak Can 203 demiş, hocam çok doğru konuşuyorsunuz, kendi askerini öldüren haktan ne bekleyebiliriz? Ya o asker tutup halka bir şey sıkıyorsa o da ölmeyi hak ediyor yani. O değişir yani, o bizim ülkede çok şey değişiyor da. Yani o asker helikopterle çıkıyor kalkıyorsa birilerinden emir alıp halkın üzerine kurşun sıkıyorsa o asker hakkında bir şey diyemem ben. O askeri Allah'a havale ediyoruz tabii. Asker var, asker var. Sağ olsun. Bu nasıl, biz halka nasıl silah sıkalım deyip silahını atıp kaçan askerler de varmış. Allah razı olsun onlardan. Ama örgütle bağlantısı olup, cemaatle bağlantısı olup da sıkmayanlar da var. Onlardan sıkanlar da var. Öyle Şafak, dinliyoruz. Öyle. Yazılmış. Tahan gelmiş. Ya Burakcan, bu bir Recep Tayyip Erdoğan eleştirisi yayını değil. Bu evet. bizim için ölen insanlar var. Tamam mı? Biz tutup bunları umursamayıp meydanlarda kutlama peşindeyiz. Bu ölülerimize saygı duymuyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Yani senle bir derdim yok. Yanlış anlama. Ya Emirhan'ın fikri şahsi bir fikir ama bir de şöyle bir şey var. İslam sevdasından vazgeçilirse bu halkın bu kadar çoğunluğuna hitap edemez. Çünkü kullanman gereken şey din. Tabii. Yani geçemezsin önüne abi. Mesela işte görüyorsun halkın yarısından fazlası CHP'yi mesela en büyük vurdukları yer nedir? Hani parti bazında söylüyorum. Dinsizlik. Ben dinsizlik. İç Anadolu'da hani... bizim CHP'nin sözünü kestim, özür diliyorum. Yok, CHP'nin üst yönetiminde olan bir arkadaşım vardı. Dedim bu siz muhalefetsiniz. Muhalefet yapmıyorsunuz. Çok halka tek verdiğiniz mesaj. Ben bu arada apolitik bir insanım. Yani politik bir görüşüm yok. Halka verdiğiniz mesaj, biz muhalefet yapmayı beceremiyoruz ama çok iyi iktidara gelirsek iktidar gibi bir oraya bir buraya sallanırız diye mesaj veriyorsunuz diyor. Adam bana tek dediği şey şu. Abi biz İç Anadolu'da Ankara'nın köylerinde gezerken, Ankara düşün, adam kapısını kilitliyordu CHP arabasını görünce diyor ya. Korkuyorlardı diyor ya. Öyle bir izlenim var diyordu. Bir şey anlatamıyoruz ki diyordu. Evet. Yani. Bu bir yandan eğitimsizlikle geliyor. Bir yandan da işte diyor ki ya bunlar Allah korkusu olmayan insanlar. Hala ya Akit gazetesinde iki sene önce hatırlıyorum. Muharrem İnce'nin işte tatilinde içtiği biranın fotoğrafıyla işte dinsiz bunlar diye reklamını hatırlıyorum ben. İşte aslında bu yüzden onlar, oy verilmiyor. Ama aslında bak, onlar çok tamam, onu yazanlar çok dilli değil. Dinci. Hayır işte bak oraya dinler, geliyorum şimdi. Evet. Halkın aslında
belli bir kesimi de böyle. Mesela işte bahsediyor CHP şöyle, CHP böyle. Sadece CHP olarak değil. Mesela atıyorum MHP'yi de dinsiz diyen vardır falan filan. Ama şey oluyor hani güvendiği, inandığı görüşleri kendi savunmuyor. Adam gidiyor akşam mesela rakı içiyor, geliyor karısını dövüyor. Ama sonra sabah Müslüman olarak uyanıyor, anlıyor musun? Ya işte bizim dinimiz, tamam mı, namaza indirgenmiş. Adam cuma aynen namazına öyle gidiyor. Cuma'yı kıldıktan sonra dünyanın en dindar insanı oluyor, tamam mı? Namazı dışında dini hiç düşünmüyor. Hiçbir yaşamına yansıtmıyor ve hiçbir faaliyette bulunmuyor. Ne oluyor? Devlet dairesinde çalışan adam memur. Cuma namazından sonra dünyanın en Müslüman insanı ya, işe gitmiyor. Aynen çıkmıyor. Öyle. Öyle bir sürü tanıdığınız vardır. Devlet dairesinde çalışıp da öğleden sonra gitmeyen bir sürü tanıdığınız vardır. E onların aldığı para haram değil mi? Hani sen çok dindardın ya. Ya bunu Allah görmek çok tabi zor değil ki. Hani Allah gidiyorsun bilir, postaneye, tamam mı? Evet. Mesela orada yani 10 tane vezne var, tamam mı? Ben hiçbir zaman postaneye gidip 10 veznenin 10'unun da aynı anda çalıştığını görmedim. Bankalarda da bazen aynı şekilde. Geçmiş olsun. Tabii doğru. 5 tane vezne var, 2 tanesi çalışıyor. Nerede bu insanlar? Yok mu eleman? Var. Nerede? Çay içiyor içeride. Geçmiş olsun. Ya da işi vardı çıktı. Geçmiş olsun. Ya bak Emirhan, eğitim başta olmak üzere büyük bir kalkınma lazım 40-50 senelik diyorsun da, ben bu ülkede kalkınma olmayacağının çok da farkındayım. Bu bizle de alakalı bir durum değil. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde çok büyük bir yenilgi almışız abi. Öyle böyle değil. Bütün cephelerde dayağı yemişiz. Çok büyük asker kayıpları yaşamışız. Çok büyük sıkıntılara girecek zamanlar yaşamışız ve girmişiz de. Ne olmuş? Bizim iplerimiz abi bazı büyük devletlerin eline geçmiş. O 1. Dünya Savaşı'ndan beri de biz yönettiğimizi zannedip yönetiliyoruz. Ayar çekiyorlar sürekli. Darbe. Darbe yapmak amacı değildi kimsenin. Fethullah Gülen bilmiyor muydu zannediyorsunuz darbe yapamayıp böyle bir duruma düşeceğini? Her yerden temizleneceğini? Yok. Bu bir hamleydi. Bir dakika, sen ayağını, muhtemelen dediğim gibi Rusya konusunda, sen ayağını bir denk al bakayım mesajıydı. Ya yoksa zaten Genelkurmay Başkanı'nın haberi yok. Darbe yapacaklar. Hikaye. Buna inanıp da bir aydır kutlama yapıyoruz işte. Tebrikler. Hayır, bir de yani sonuçta ben babamın yaşından dolayı ve asker olduğundan dolayı hani diğer darbelerinden hafif haberim var yani. Hı hı. Darbe dediğin bu şekilde olmuyor. Ya dedin ya Genelkurmay Başkanı'nın haberi olmadan darbe oluyor diye. Hı. Abi olur mu öyle şey ya? Zaten hani direkt önce bizim haberimiz oldu, biliyor musun? Evet. Hani biz Sesli'deydik işte bizimkilerle falan. Gerçekten darbeden önce internet kullanan Twitter kullanıcıların haberi oldu. Yo, Boğaz'ı kapatıyorlarmış, ne oluyor ya falan oldu. Tamam, o belki teknolojiden dolayı falan ama gerçekte darbelerde hani cidden böyle olmuyor. Ne işte bildiri oluyor. Sen daha hiç kimseyi almamışsın. O da ayrı bir komedi bu arada. Ona değinmeden edemeyeceğim. Hiç kimseyi almamışsın. Show TV'de atıyorum bu arada Show TV'yi. İşte şey konuşuyor. Başbakan diyor ki işte bir kalkışmadır. O sırada TRT'de bildiri okunuyor. Ya bildiri dediğin darbede bütün sabaha kadar bütün herkesi toplarsın. Bütün politikacıları, işte parti liderlerini, cumhurbaşkanını, başbakanı. Hepsini toplarsın. Bir tarafa tıkarsın. Sonra sabaha karşı Genelkurmay Başkanı çıkar, kendi okur bildiriyi. Böyle evet, saçmalık olur mu? Sonra darbe diye biz bunu kutluyoruz işte. Engelledik diye tankın üstünde adam falan kutluyoruz. Abi bir adamın biri jete atlamaya çalışmış falan. Bunun mizah caps'leri falan dolaşıyor. Budur yani. Ya işte dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı açıkladı. Biz saat 16'da darbe gününün öncesinde, o saat 16'da 4'te, akşam üzeri 4'te haber verdik dedi. Derin devlet. Tayyip'in kavgalı olduğu derin devlet. Dedi. Ya bizim tabi meselemiz darbe değil arkadaşlar. Meselemiz meydanlarda insanlar bir şey için canını feda ediyorken meydanlarda bir şeylerin de kutlanması. Bundan sonra da daha çok tepkisiz kalacağız böyle şeylere. Çünkü askerin gerçekten imajı inanılmaz sarsıldı ve bitirildi yani. Hala çöp kamyonları varmış, biliyor musun, kışlaların önünde? Hala. Vardır, doğrudur. Tanklar çıkmasın diye. Hayret bir şey ya. Ya Şafak. Şafak. Atan, söyle, chatte söyleyebilirsin, biz okuruz. Yayına gelmene için yani. Söyle abi, ekle, chatten ekle, biz okuruz. Konuşuruz diyeceğini.
şey diyordun Burak. Ya Giran hoş geldin. Ya abi mesele bak, biz bu bugün niye güreş konuşmuyoruz biliyor musun? Bugün diyoruz ki hoş geldin Giran, anlatacağım. Yeni gelen arkadaşlar da niye güreş konuşmuyor? Bunlar manyak gibi bir ay geçmiş hala darbe mi konuşuyorlar diyebilir. Bugün bir terör saldırısı oldu. Devriye gezen polise Diyarbakır ve neredeydi? Mardin. Mardin'de. Mardin hangi ilçesiydi? Kızıltepe olsa gerek. Olabilir. Orada devreye gezen polise bir terör saldırısı oldu. Biz de öteki taraftan ne polisimize ne askerimize bizim için canını feda eden, yaşamını sonlandıran, ailesinde, karısında, çocuğunda hayatı boyunca yaşayacağı bir yıkım bırakan ne için? Senin kafana o yastığa rahatça koyup uyuyabilmek için, o yaşadığın şehire savaşı getirmemek için canını feda eden insanlar var. Öteki tarafta da kutlamalar Şafak. Ya anlamamız gereken ya bir şey var. Kutlama ve bunu olmasa hani... da dahi, evet sözünü kestim yine özür diliyorum. Ya kutlama olmasa dahi acını yaşamayı bilmiyorsun ki. Ne buna acımıyorsun ki, 2 gün sonra zaten yeni bir olay oluyor. Yine ona alıyorsun, 2 dakika unutup gidiyorsun. Aynen. Hayatın Girhan... içine yerleştirmemiz lazım. Bizim aynen bak öyle. Bu yani 8 kişi 7-8 kişi varken de dedim. WWE şovlarını izliyoruz. ABD'yi görüyoruz. Askerini yüceltiyor, kusuyor. Süper kahraman gibi lanse ediyor televizyon programlarında. Biz dünyaya da öyle lanse ediyor ayrıca. Aynen. Aynen Hollywood öyle. Mesela aynen tamamen öyle. Bunun şeyiyle yapısına kurulmuş bir yapı zaten Hollywood. Aynen öyle. Bakmayın filmlerde şey arıyoruz. Goy goy arıyoruz. Abi nereden başlasam? Biz cuntacı diyoruz. Suratına vuruyoruz. Tamam cuntacı olana cuntacı da. Ya bizim için canını veren insanlara acısını yaşayamıyoruz. Anladın mı? Her cuma, her namaz, her bayram, her şey, her gün camilerde para toplanıyor. Ne için? Oraya cami yapılacak. Buraya burada Kur'an kursumuz var. Öğrencilere yemek, harçlık. Lan benim bir tane Kur'an kursuna gidip de meteliğini düzeltip iyi faydalı bir işe kendini atabilen arkadaşım yok. O başka konu. Ama yani bu buradaki insanlar 30 bin 40 bin TL ile canına paha biçiyoruz biz. Ondan sonra hayatı boyunca yalnız bırakıyoruz bu insanları. Ben ya, üzülüyorum. Şafak, bazı şeyleri anlamamız için ülkedeki her evde, her ailede şehit vermemiz mi gerekiyor? Sorulması gereken konu bu yani. Yaşamadık, bilmiyoruz. Düşünemiyoruz bile. Ama bunun olmasına gerek yok yani. Ne zaman adam olacağız? Yani herkesin işte karşında duran ve hani sokakta karşılaştığın herkesin ailesinden birini kaybetmesi mi gerekiyor? Yani ben bir defa camilerde bizim için hayatlarını kaybeden şehitler için, bizim için canını siper etmiş, bizim şehrimize bu savaşı getirmemek için, ya Şafak çok doluyum, gerçekten çok doluyum. Bir defa böyle para toplandığını görüp duymadım ben. Toplanan paranın da ne yapıldığı meçhul. Ben Mehmetçik Vakfı'nın her hafta gelen gelirini, paranın ne yapıldığını, nasıl kullanıldığını, nereye harcandığını, hangi şehit ve gazi yakınlarına yardım yapıldığını, ne tür bu insanlara yardım yapıp işler kurulduğunu, bunları her hafta adamlar şeffaf bir şekilde açıklıyor. Ama bu cemaat olgusu, şey olgusu, tarikat hiç fark etmez. Herhangi bir dini örgütün ne yaptığı belli değil. Ne yapıyorsunuz siz? Belli değil. Yani saygı duymuyoruz biz kendi ölülerimize ki. Dini de yanlış anlatıyoruz. Kendimize göre don anlatıyoruz. Kendi çıkarlarımızca anlatıyoruz. Bahsettin ya Kur'an kursudur, camidir. Ya ufacık, yani küçük bir şehirde yaşıyorum. Her yerde cami var. Doluyor mu? Dolmuyor. Peki neden? Bir şey öğretiliyor mu gerçekten? Hani din gerektiği gibi öğretiliyor mu? Bu bir inanç meselesi. Hani tamam bir kısım inanmaya da bilir. Sorun yok. Ama hani gerektiği gibi öğretiliyor mu?
Edmond, ölenlerin yakınlarına şehit gazi olanlara gazi maaşı bağlan diyormuş. Eyvallah abi. Şöyle bir Tamam. durum var. Biliyoruz bu konuyu ama 800 lira sen o adamlara aylık şey biçiyorsan o bir taraftan komiktir. Zaten biz işin maddi külfet yanında değiliz. Biz bu halktaki bu şehitlerin, gazilerin halktaki bıraktığı izlenime bakıyoruz. Ne izlenim bırakıyor? Halk nasıl bir tepki veriyor bu duruma? Ya bugün güreş konuşulmamasının sebebi, tekrarlıyorum arkadaşlar, bizim için ölen askere, polise saygı duymamamız. Öteki taraf ABD işte süper kahraman yaratıyor, askerine süper kahraman diye lanse ediyor. Aynı asker daha çok savaşan, ülkesi gerçekten ülkesi için savaşan asker polis tükaka oluyorsa abi yok. Oğlum, ya olmaması gerekiyor. Of. Ya Eren, biz gerilla destek verilmesini durdurmalıyız falan demiş de. Devlet bilmiyorum abi bunu. Bizim şu an konuşmamız gereken mesele o değil. Ben şu an 35 kişiye anlatmak istediğim, bakın bizim için canını veren insanlar var ya. Bunu 2 dakikada unutuyor olmamız benim canımı çok sıkıyor. Bu arada çoğul konuşuyoruz farkındaysanız. Kendimizi de içine atıyor, Tabii ki, koyuyoruz hani. tabii ki. Bu televizyonlar bunu konuşmuyor. Ben konuşayım bari şurada Şafak konuşsun. Gelin siz konuşun. Chat'te yazın düşüncenizi, görüşünüzü. Yani birbirimizi değiştirmek zorunda, bu kafamızı açmak zorundayız artık. Ya Edmond demiş ki doğudaki verimli topraklar terör bitirilmeli. Demek ki kurşun sıkarak bitmiyor. 40 senedir kurşun sıkıyoruz. Bitmiyor. Demek ki kurşun sıkmamalıyız. Başka bir şeyin peşinde olmalıyız. Bu Öyle de mantığa bitmiyor. ya efendim? Öyle de bitmiyor. Kurşun sıkmadan da bitmiyor. Denemediler. Hayır. Hayır o Boşa değil. al, Abi ben altını ne dedim az önce? yedirmiyorum Ne da. dedim az önce? Yani ukalalık yapmıyorum, yanlış anlama. Ne dedim? Abdullah Öcalan gibi bir güç var abi elinde. Bu ne demiş tutuklandığı zaman? Benim annem de Türk, ben devletime hizmet etmekten şeref duyarım demiş. Ya abi yani bu adamın diyeceği 2-3 cümle bütün Kürt halkının algısını değiştirir. Doğru mu? Peki işte demek ki biraz da geniş çerçeveye bakmak lazım. Büyük resmi görmek denir yani. Evet. Demek ki bitirilmesini istemiyorlar. Kim istemiyor, Ha neden ya işte istemiyor? o konuya geleceğiz. Doğuda şey yapılırken, silahlar depolanırken evlerde, PKK örgüt şehirlere inmişken, ondan sonra hendekler kazılırken, kaymakamlar, valiler sokaklara çıkamıyorken, devlet mekanizması gözünü, yüzünü, kulağını kapatıyor. Niye kapatıyor? Ben bilmiyorum. Terör tek Türkiye'de yok beyler demiş. Yani tek Türkiye'de yok. Doğru. Ama Türkiye o terör olan ülkelerdeki gibi geri mi? 80 milyonluk bir ülkeyiz değil mi Şafak? 80 milyona yakın. Yani o öyledir. Yani bir ekonomik gücümüz var. Yani bir insan politika, siyaset yapmayı sevmiyorum ama öyle. Ya biz yıllarca kendimize Yunanistan'ı şey Ya bu bir olarak bahane görmüşüz. abi ya. Yalnız tek Türkiye'de yok demek ne demek ya? Belçika'da Bahane. 92 senede bir kere patlama oluyor ya. 92 senede bir kere patlama oluyor. Sen son 10 günde kaç tane şehit verdiğinin farkında mısın? Değilsin. Say Ya. desem sayamazsın çünkü artık söylemiyorlar bile ya. Ya. Sen Yurt dışında da internette var demek okuyorsun değil anca. yani. Yurt dışında da var demek değil. Terör Türkiye'de tek varsa evet Türkiye'de tek var. Bizde çok var çünkü. Fransa'da 3 tane patlama oldu. Ortalığı yıktılar. Bak 3 biliyorsun değil mi? Daha önce hatırlıyor musun Fransa'da hiç patlama olduğunu? Doğduğundan beri bana bir tane Fransa'da terör saldırısı söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Ama Türkiye'de de sayarsın. Onlarca sayarsın. Ya 2 senede 10 tane bomba patladı ülkede ya. Bursa'da patladı, Ankara'da patladı, İstanbul'da patladı, bir daha Ankara'da patladı, bir daha İstanbul'da İstanbul'da. patladı. Hay yavrum. Hani Ya bütün ülkelerde vardı? bak doğuda patlayanları sayamıyorsun Şafak. Doğuda her gün Aynen. patlıyor. Aynen. Doğuda her gün EYP patlıyor.
Bu yüzden umursamamız gerekiyor. Her yerde var. E ne yapalım? Patlasın o zaman. Bir gün sen patlarsın o zaman. Bir günde başkası sana der ki her yerde var, ne yapalım. Geçmiş olsun. O zaman koyar işte. O zaman sana koyar. Eğer bir tarafını kaybedersen, bir yakınını kaybedersen, bir sevdiğini kaybedersen o zaman sana koyar. Burakcan demiş ki Suriye'deki insanları ülkemizin askerlerinden daha görüyor insanlar. Onlara yardım ediyor. Askerimize yardım etmek varken böyle bir algıya katılmıyorum ben bu arada. Ne diyorsun Şafak? Anlamadım. Tekrar söyler misin? Suriye'deki insanları ülkemizin insan askerlerinden daha üstün görüyor halkımız. Onlara yardım ediyor. Askerimize yardım etmek varken ben katılmıyorum bu görüşlere. Ben de katılmıyorum. Çünkü Suriyelilerden nefret edercesine hani tepki gösteren insanlar aşırı fazla. Abi şöyle bir şey var. Bakın o insanlar yardıma muhtaç insanlar. Aynen. Yani ülke adam ülkesinde içinde savaş var. Orada kafayı çeviriyor Rus askeri, kafayı çeviriyor Amerikan askeri, kafayı çeviriyor DAEŞ, IŞİD, bilmem ne PYD. Herkes birbirine kurşun sıkıp duruyor. Biz bunlara ekmek, su gönderiyorsak bunun lafını etmemeliyiz bence. Bu insanlık. Yani bu yarın bu duruma biz de düşebiliriz. Veya Büyük İstanbul depremi falan deniyor. Aynen. 30 10 20 milyonluk şehirde bir deprem olduğu zaman, büyük bir deprem olduğu zaman o en az 3-4 milyon öyle, yani Allah korusun tabii. 3-4 önce milyon kayıp olacak ve ülkenin ekonomisi, en büyük metropol şehri çökünce ne olacak? Dışarıdan yardım bekleyecek. Çünkü müdahale edemeyecek. Yani Gölcük depreminde İstanbul'da olmadı deprem. Büyük deprem o Gölcük'te oldu. Ne oldu? İstanbul'da hemen yardım ettiğin, o kadar büyük deprem olmasına rağmen hemen işte yaranı kolay sardın. İşte ben bu Suriyeli olayının yarın biz de o duruma düşebiliriz. Ya yarın evet, biz de o duruma düşebiliriz. Ben hatta yarın, hani yarından bahsediyorsak, bu ülkede azınlık durumuna bile düşebileceğimizi düşünüyorum yani. Çünkü hani ne bileyim, bu insanlar kötülemek için falan değil. Ama hani bildiğin 200-300 yıllık planlamalar yapılıyor. Ve biz orada planları yapan insanlar olarak değiliz. Biz piyon olarak bulunuyoruz orada. Ya abi bu... Abi kaç milyon evet, Suriyeli var Türkiye'de şu an? 3-3,5 milyon galiba. Peki 20 yıl sonra hala 3 milyon mu olarak kalacaklar? Abi dönen olacak şey... Mesele Suriyeli meselesi... Ben döneceklerine inanmıyorum. Abi dönmesinler ya. Sen kafanı çeviriyorsun Türk. Kafanı çeviriyorsun Türk. Sen Yahudi olay, bile... Olay ırk değil. Olay ırk değil. Ben zaten bu savaş niye bitmez biliyor musun? Ona Suriyeli, buna Kürt, ona bilmem ne Yörük, ona Laz dersen bitmez abi. Hepimiz insanız demen lazım ilk. Onu, o büyük bir ütopya ve onu kurabileceğimizi ben inanmıyorum. İnsan kuramaz ona varacak, onu. Ona varacak. Herkes birbirine silah sıkmaktan bıkacak. Biz ne yapıyoruz ya birader? Bizim derdimiz ne diyecek? Atacak silahını. Ona o varacak iş. Şafak, Şafak. O dünyayı berbat ettikten sonra varacak ona ama ya, biraz geç. Amerika abi yani, buna vardı. Siyah beyaz muhabbetinde buna vardı. Biz ne yapıyoruz ya dedi. Niye erken uyandılar meseleye? Biraz kafasında mantık var adamların çünkü. Bakalım biz varabilecek miyiz? Ya bu mesele siyaset konuşmak için açmadık arkadaşlar. Ya biz şov ve eğlence dünyasına ait bir forumuz. Ve bunu konuşamayız ülke bu durumdayken dedik. Hani şehitlerimizi biraz destek olalım. Yani belki bilmiyorum Şafak, aklımdan bir Mehmetçik Vakfı için şey var, bağış kampanyası var. Forumda 3 kişi bağışlasa kârdır abi. Olur. 50 lira at yeter. 20 lira at yeter. Hepimiz forumca 500 lira göndersek oraya yeter abi. Yani. Herkes 500 lira gönderse daha da yeter abi. Ama o insanlar neler ya, o aileler bitmiyor. Diyor ya bir arkadaş forumda, ismi lazım değil. Vatan sağ olsun der. Biz enayi zaten, herkes 1300 liraya çalışıyor. Vatan sağ olsun deyip acısını içine gömüyor diyor. Yok öyle bir şey abi. Öyle bir şey yok. Hayatı boyunca o hayatı boyunca o kırgın, kırık dökük yaşantısı devam ediyor. Bitmedi. Yani, bu arada Girhan'a katılıyorum. Hani insanların biraz önce senin bahsettiğin hani ütopya dedim ya. Hı hı. Ona ulaşması çok zor. Hani insansın ve bir şekilde üstünlük kurmak isteyeceksin. Hepimiz biriz. Hepimiz kardeşiz. Bunun kurulması çok abi, zor ya. Abi, yani ırkların kalkmasından
ziyade bak, hani ırklar kalkacak diye bir şey demiyorum. Kürt olan Kürdüm der, Türk olan Türküm der, ötekisi olan ötekiyim der. Ama herkes Türkiye'liyim demesi lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sen de vatandaşsın, ben de vatandaş. Biz bu konuda eşitiz. Bunu demesi lazım. Bu zor bir şey değil. Gerçekten değil. Evet. Irk kalkmaz zaten. Kalksın diye bir beklentim de yok. Ya yani ABD'de siyah beyaz şey var Girhan yani, demiş ya. Devleti falan. Ya bitti abi. Siyahi beyaz çatışması bitti. Niye bitti? Senin ülkende her gün bomba patlıyor. Orada yılda 10 yılda 20 yılda bir patlıyor. Konuşturmayın beni. Yani gerçekten konuşturmayın. Siyah beyaz çatışmasının bittiği söylenemez demiş. Sizin siyahlar silahlanıp dağlara çıkıp halka mı, yani geçen devreye gezen polislere bomba mı patlatıyor her gün? Abi nasıl algınız var sizin ya? Ya biz bitik bir haldeyiz ya. Bitmişiz biz ya. Ya bunu anlayın artık, gözlerinizi açın, acınızı yaşayın ya. Yazık, günah ya. Doğudaki kentlerin hiçbir fotoğrafı paylaşılmıyor medyada, farkında mısın? Çünkü kent kalmamış, biliyor musun? Yok yani, Suriye'den farksız binalar yıkık falan. Hani otur Call of Duty oynuyorsun yani resmen. Şehirler o hale gelmiş. Hani ya bir Girhan, şey diyemiyorsun ki. Girhan beni sinirlendirme abi. Bak sana karşı nazım geçtiği için bunu söylüyorum da. Birine takılmam da chatte. Sen kendini ABD ile kıyaslıyorsun ya. Sen ki Orta Doğu devleti oldun Girhan. Evet Şafak. Ya bu kadar. Hani bir şey, hayır, oy, anladım. Doğru diyorsun, doğru söylüyorsun. Medyanın da bir işte beyni enjekte etmek istediği algı var. Sadece işte internette takılan bir güruhla, aktif takılan bir güruhla şey görüyor, orada yaşayan insanlar görüyor bu durumu. E zaten biz ne oluyoruz ha? Varacak eğer o fotoğraflar koyulsa oraya. Ne oluyor abi bu ülkede diyecekler. Belki. Belki de demezler tabii. Abi bu Emirhan, sen bu ülkedeki İslamcılığın biteceğini mi düşünüyorsun? Gelen lider İslamcı değil. E bakıyor lan bu İslamcı şeyin güruhun bir %50 %40 oyu var. Bak sana söyleyeyim. İslamcı olup milliyetçi olup Sünni olan kesimin bu ülkede %50 oyu var. Sağlam. Sağlam oyu var. Hem de vazgeçtirmeyecek de bir oyu var. E sen tutuyorsun Kur'an-ı Kerim'i sallıyorsun meydanlarda da. Geçmiş olsun. Ya ben politika yapmayacağım abi. Acı yaşamakla da bir şey olmaz diyorsun. En azından saygın olur ölen insanlara. E saygımız yok. 2 dakika haber geçiyor. Yarın eyvallah normal hayata devam ediyor. Aynen öyle. E bu hayatın içine girmeyecekse bu bu savaşın, yani senin için ölen, canını siper eden insanlar, vefat eden insanlar hayatın içine girmeyecekse, kutlamalar yapacaksak meydanda neyi kutladığımızı bilmeden, geçmiş olsun o zaman. Her gün başka bir vefat eden insan olacak. Bak Emirhan, sen de o kafaya geldin, tamam mı? Az sonra biz seni başka bir kafaya çıkaracağız. Solcudan da sağcıdan da bir şey olmaz bu ülkede demiş. Bu ikinci evrede Emirhan. Şimdi birazdan üçüncü evreye geçecek. Bu çıkartmak istediğimiz evreye. E kafa açılacak. E daha bu ülke için ne iyi ne yapabilirim varacaksın. Çünkü bu ülke senin tek sahip olduğun şey. Gerçekten. E çocuklarına nasıl daha güzel bir dünya bırakacaksın? Yani bu iş siyasetin önü abi. Biz hükümet konuşmuyoruz. Burada devlet konuşuyoruz. Bu devlet bir tane. Hükümetler gelir geçer. O başka bir mesele. Evet Girhan. Zannetmiyorsun ama bir şeyler yapman lazım. Ben de zannetmiyorum. Şu anda düzeleceğini ben de zannetmiyorum. Ama bir şey bir yerden sonra gark edecek insanlara. Canına tak edecek. Öyle düzelecek.
Ama sen ne yapacaksın düzelmesi için? Ha buyur, geleceğin siyasetçilerinden biri İlhan. E bu adamın kafası açık olmalı. Ben mi açacağım? Tabii ki ben açmayacağım. Ne haddime? Ya bütün ülkeler siyaset yapıyor. Diyorsun ki siyasetle kurtulmaz atan. Bilmiyorum ki ben. Anlamıyorum yani pek. Pek anlayan bir insan da değilim. Sen ne diyorsun Şafak? Diyeyim. Ne de abi, biliyor musun? Bak burada 35 kişiyiz. Ama ben bir forumda konu açtım. Şeyle, patlayan bombayla ilgili. Konuya iki kişi mesaj attı. Ya da üç. Kimse tutup da başımız sağ olsun demedi. Tamam mı? Çıkın kendi suratınıza tükürün abi. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun mesajın ne olacak? Ama yaşamıyoruz abi. Mesele o. Yaşamıyoruz. Bizim için canını veren insanların acısını yaşamıyoruz. Çünkü bilmiyoruz abi. Dedim ya, bahsettim ya. Bizden birinin başına bir şey gelmedikçe bilmiyoruz. Bak anlam, her konuda böyleyiz ya. Bizim milletimiz empati konusunda gerçekten çok düşük. Ben dahil. Kendimi dışarıda tutmuyorum. Her konuda böyleyiz. En basitinden bak. Arkadaşın sevgilisinden ayrılıyor, tamam mı? O adama diyorsun ki ya boş ver geçer. Bak bunu çok rahat diyorsun. Ama senin başına gelince aynı şeyin öyle olmadığını biliyorsun. En basit, en işte topluma indirgenmiş konudan bahsediyorum. Aynı şey şehit aileleri için de geçerli. Şehit ailesi olmadan yaşadığı acıyı bilmiyorsun. Biraz önce o yüzden dedim ki yayının başlarında, hani ne yapmamız gerekiyor? Herkesin ailesinden birer kayıp mı olsun da aklımız Ateş başımıza gelsin. neydi Şafak? Ateş düştüğü yeri yakar. Aynen öyle. Böyle bu kadar basit insanlar olmayalım. Bu insanlar bizim için ya. Bizler için. Bu Savaş kadar bizim şehrimize gelmesin diye ya. basit insanlar olmayı bıraktığımızda zaten o zaman sorunları çözecek kafalar çıkartmaya başlayacağız yani. Ya abi, empati, ne empatisi? Ne empatisi lan? Sensin olayın içindeki zaten. Ne, Buracı ciddi misin sakin. ya? Ne empatisi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bak, sana konuya gelen yorum, 3 yorumu okuyorum Şafak. Birinci yorum, terör durmuyor maalesef. İkinci durum, yorum, terör bitmiyor bu ülkede. Üçüncü yorum da benim yorumumu alıntılamış. Demek istediğimi izah etmiş. 3 yorum geldi ya. Bugün senin için, tamam mı? Forumda günde 250 tane online olan adam var. Ayda 400-500'ü buluyor. 3 tane insanın umrunda. O da ne umrunda? Terörün bitmemesi. Bak. Ya bu insanlar süper kahramanlardan da süper kahraman abi. Sana selamı olmayan insan milli duygular, vatanı sevdiği için, bu vatanı sana güzel bir şekilde bırakmak istediği için tutuyor, silah sıkıyor. İçiyorum. Ben anlatamadım mı acaba? Anlatmak istediğimi bilmiyorum. Bilmiyorum Şafak. Yani hüzün ve hayal kırıklığı. Hüznüm nedeni belli. Hayal kırıklığında bu millete yani. Politikacıların bu ülkede ölen insanlar için konuştuğu tek şey kendi siyasetini yapmak. Aynen Tamam. öyle. Bu bir kişi, iki kişi değil, hepsi. Ya ben foruma en üstüne bayrak koysam ne değişecek? Ne değişecek? Teröre karşı daha etkin mücadele etmek için ne yapılmalı? Abi ben burada onu söylesem ne değişecek yani? Mesele o. Hani ne bileyim. Sor Atan, evet. Evet Şafak, ben burada biraz akıl açayım, hani kafa açayım, hani çok bir şey bildiğimden değil.
insanlar hani bizim için ölen kişiler hakkında ne düşünüyor, ne yapıyor, ne kadar umurunda. Bunları göstermek için bir şeyler konuşmak istedim. Yani normalde biz Ralph Smackdown konuşacaktık ama dedim eğlence dünyası konuşmak o eleştirdiğimiz güruhtan olmaktır. Başka zaman konuşulur. Ama şunlar bir bari forumca duyarlı olalım. Benim takıldığım ortam bari duyarlı olsun. Olay olduğu an değil. Hep yani bu duyarlılığa sahip olsun. Olay olduğu an hayatın içinde yaşasın. Olay olduğu an rahmet eylesin deyip geçmek zaten eleştirdiğimiz güruha ait olmak. Evet Şafak bir şey söylüyordum. Ne söylüyordum? Akıl mı kaldı? Diyordum Hatırlamıyorum. teröre karşı etkin mücadele için. Aha, şey Emirhan'ın sorusunu okudum sana. Ya valla işte etkin mücadele için artık silah sıkmanın doğru bir yöntem olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Ne diyeyim? Uğra Gür demiş. Vatana bayrak asmak dışı, vatan için bayrak asmak dışında ne yaptık? İşte onu konuşuyoruz ya. 630 kişi hocalar dahil 100 lira topladı. Ya ne oldu? Kişi Ne başı oldu? 2 lira vermişler yani. Bir şey soracağım. Ne oldu Atahan? Ne oldu biliyor musun? Oradaki siyasilerin aldığı bir yanlış karar yüzünden oradaki etkin rolünü de kaybettin. Evet. Ya belki siyasiler o kararı almamıştır diyeceğim de burada adam söyledi. Bu emri ben verdim dedi. Ülkenin başbakanı. Kusura bakmasın ama Antalya bitik şu an. Bütün oteller. Uçak diyorum. Uçak düşürme olayından Ha, bahsediyorsun, değil mi? evet. Ben verdim uçağın düşürülme emrini dedi. Şu an Antalya bitik beyler. Akdeniz bölgesinde batmayan esnaf yok. Ya kredi çekti ya şey yaptı. Bu sene idare edecek. Seneye de olmazsa kepengi indirecek artık. Dükkanını mükkanını satacak. Yok. Bitmeyen otel yok. Lan ben bak milliyetçiliğin insani bir duygu olduğunu düşünmüyorum ben. Milliyetçi arkadaşlar alınmasın da. Bir insana ben milliyetçi ülkücü bir arkadaşım vardı. Bu ülkede yaşayan herkes ben Türk'üm demek zorunda diyor. Niye desin abi? Niye desin? Ben de Türk'üm de hani yanlış anlaşılmaya. Yani niye desin? Ha şimdi geri adım attın, geri vites attın, Rusya ile yakınlaşıyorsun. Çat öteki taraf sana uyarıyor. Bir dakika ayağını denk al. Ha ne diyeyim? Şafak sen bir şey de hep ben de konuşuyorum. Ne diyeyim abi ya? Of, of, çok of. Milliyetçi olan ne diyeyim ülkesini çok seven gitsin doğuda kendisi savaşsın. Ne diyeyim abi kendi silah sıksın. Milliyetçiyim diye dolanan adam para vermedi diyor ya. Evet. Ya Yapmaz. Niye milliyetçi de yapsın? olabilir insanlar tabi bir şey demiyorum. İnsanlık sınırı içinde normal. Benim herhangi bir görüşüm yok. Ben mutluyum bu hayatta. Bu ortamda askerlik yapar mısın? Abi askerlere ben suç bulmuyorum ki. Niye öyle bir soru geldi? Ya da askerlikten korkun kaçın demiyorum ki. Öyle bir şey mi dedim? Yok. Niye böyle bir soru geldi? Yes, meraktan sordum sanırım. Yapar mısın? Yaparım. Niye yapmayasın ki? Savaş çıktı. Savaştan kaçacak mısın? Kaçabilir Kaçarsan misin ki? hayır. Savaş çıktı ben askere gitmiyorum. Vicdan etme diyeceğim. Dersen de gelirler gelir
bilmem ne askeri. İnzibat. Hayır. Yabancı şey, ülkenin askeri gelir. Anladım onu. Ananın bacının yanına şimdi konuşturmayın beni. Bu ülke zor duruma düşerse sen kurtaracaksın, ben kurtaracağım. Zor durumda zaten de kimsenin umurunda değil. Onun için bu Raw Smack'tan konuşmayıp bu insanlara bunu anlatalım derdine giriyoruz. Ülkeden gitmek isteyenlere ne söylersiniz ben? Kişisel seçim. Abi belki gitsin, biraz bencil düşünce giden, ama giden insan... abi zaten giden fark ediyor. Huzur bir poşetin içinde, dur onu yüzüme çarpayım diye fark ediyor böyle bir şey olmadığını. Huzur bir poşetin içinde değil, hani yüzünü huzur suyuyla yıkamıyorsun her sabah yurt dışında. Aynen öyle. Ama dedim ya, biraz kişisel bir tercihtir. İnsan kendini o şekilde mutlu ediyorsa, öyle inanıyorsa, öyle yapması gerekiyor. Ha, abi işte Eren dediğin gibi, parası olan askere gitmez, parası olmayan gidiyor. Aynen öyle. Sen de ne yapıyorsun biliyor musun? O parası olmayıp senin ülkeni korumak için, o savaş sihrine gelmesin diye senin için savaşan adam için onu 5 dakika düşün anmıyorsun. Hayatının içine koymuyorsun o acıyı. Tamam. Askerinize saygı duyun. Sizin başka askeriniz yok. Bizim de yok yani. Çoğul konuşuyoruz. Bizim ülkede saygı duyulmuyor ya. Şu insanlara, süper kahramanın da süperi insanlara saygı duyulmuyor ya. Hayret bir şey ya. Ya. Bence bedelli askerlik genel olarak geçen sene çıktığında cari açığı kapatmak için kullanıldı bir kısmı. Diyorlar, maddi olarak TSK'ya ne gibi bir yardıma ihtiyacı var? Ya geç. Profesyonel askerlik getirilmeli de Eren. Sen asker şu anda 600 bin tane aktif askerin olduğu için masaya yumruğunu vurma şansın artıyor. Vuran var mı? Yok. Olmadı da ama bu zaten profesyonel askerlik var. TSK. TSK'ya güç getirebilir demiş. Bordo verilerden tut işte. Özel timler. Jandarma özel harekat var yani. Yok değil. Ama şu an bu zorunlu askerlikte Türkiye'nin gücünü arttıran etmenlerden. Bunu unutmayın. Aynen öyle. Artık eskisi gibi işler de yürümüyor. Of. Ya. Eren bir soru soruyor bu arada. Onu bekliyoruz. Şimdi YouTube'a da atarım da. Aynen öyle. Herhangi bir askeri eğitim yapılmıyor ki. Zaten askeri eğitim yapılacak. Yani, yapmaya çalışanlar da baltalanmaya çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Mesela askeri, şu liseleri kapatalım falan filan diye. Askerlik ayrı bir şey ya. Askerlik askeri, hani belli bir yerde şey aşılanmalı. Bir milli duygu mu dersiniz artık, ne dersiniz. Askerlik hani bir duygu olarak yüklenmeli insanlara ki sonra eğitimi verilmeli. Sen 21 yaşında askeri külfet olarak görüp gidiyorsun. Ben de öyle gideceğim. O da öyle gidecek. Sen de öyle gideceksin. Yani içinizde vatan sevgisi çok aşırı olanlar farklı duyguyla gidebilirler. Ama gideceksin. Sen orada yaptıkları şey, sabah 6'da kalkacaksın. İşte şınavını falan çekeceksin. İşte 10-15 kilo çantaları verecekler. Yürü. Bu mu askerlik? Yok. Ondan sonra gidiyorsun, tamam mı? Bu adamları alıyorlar. Gidiyorsun şeye. 30 yıldır aynı dağda yaşamış 45-50 yaşlarındaki bir adama karşı savaşıyorsun. Savaşabiliyor musun? Hayır. Hayır. Görmemişsin. Bilmiyorsun. Aldığın daha önce 2 ay boyunca eline bir tane şey tüfek vermişler. Onunla ateş edebilmişsin sadece. Buna karşı savaşıyorsun. Adam 30 yıldır orada. Anasını satayım. Keçi gibi zıplıyor dağdan dağa. Ne yapıyorsun? Yok. Emirhan. Askerlik böyle bir şey oluyor. Emirhan, bir şey söyleyeceğim. Niye olmayacak şeylerin peşinden hayal kuruyorsun ki? Demiş askerlik değil, eğitim, bilim, sanat vesaire gelişmeli artık. Olmayacak abi böyle bir şey. 1000 yıl geçse de olmayacak. Olmalı da olmayacak şeylerin peşinde koşuyoruz. Neyse arkadaşlar, yayınımızı bitiriyoruz. Biz bugün Raw Smackdown konuşmadık. Konuşmadık çünkü şov ve eğlence dünyası işi Raw Smackdown. Ve bizim ülkemizde bazı olaylar oluyor. Ayrıca kimsenin umurunda değil. Meydanlarda kutlamalara kadar varıyor bu iş. Dediğim gibi
bazı şeyleri idrak ettirmek için konuştuk, ettik. İnşallah aklınıza yatar. Selametle, güle güle. İyi, kendinize iyi bakın.